Arkadaşlar, şimdi bugün size zeytinin genel olarak baştan sona ne gerekiyorsa onları söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu anda gübreleme sezonu, artık yapraktan besleme daha çoğaldı. Ama şimdi şöyle bir düşünelim. Şimdi adam telefon ediyor, diyor ki ya abicim ben diyor işte şunu şunu attım ama şey alamadım. Şimdi arkadaşlar, bu hemen bir sefer atmakla olmaz. Şimdi ilk önce bir iyi bir kıştan hazırlayacağız zeytinleri arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Zeytinimizi bitirdik. Bordomuzu atacağız. Bordoya attıktan sonra zeytin kendine bir bakıma çekecek. Ondan sonra kış geldi. Kış gelince toprak altından gübrelerimizi vereceğiz. Toprak altı gübrelerini vereceğiz. Toprak altını verdikten sonra aramızı yapacağız. Arayı yaptıktan sonra gene ne yapıyorduk? Bordo bulamacı atmıyoruz artık. Mevsimler de biraz yumuşak. Ama buna ne yapıyoruz? Bakır ilacını. Bakır ilacını eksik etmeyelim arkadaşlar. Bunu size devamlı tekrar ediyorum. Bakır ilacını atacağız. Halkalı lekeye karşı, hele bu yıllarda biliyorsunuz iklim değişikliği bizi de vuruyor. Bir serin oluyor, bir sıcak oluyor, bir yani çok nemli oluyor. Bu da mantara davetiye çıkarıyor arkadaşlar. Onun için şimdi size şöyle toparlayalım. Şimdi ne yapıyorduk? Başta zeytini topladık. Artık bir yıllık. Şimdi bir de zeytin eğer bittiyse, sen hiç bakım yapmadıysa, hemen bu sene attık üzerine, yapraktan besledik, toparlamayız arkadaşlar. Şimdi bunları yaptık. Evet, Nisan ayına geldik. Nisan ayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Nisan ayına geldiğimiz zaman, şimdi kışın Mart aylarında, Şubat aylarında, her zaman size söylüyorum. Şubat ayında eğer susuz tarım yapıyorsan, Şubat ayında Mart ayına bırakmadan, çünkü yağmurlar Mart ayında yağmıyor, hemen toprak altı gübrelerimizi atalım arkadaşlar. Sulu tarım yapıyorsak ne yapıyoruz arkadaşlar? Mart ayının 15'inden sonra gübrelerimizi atmış oluyoruz. Nisan ayında artık bundan sonra tomurcuklanma dönemine girdiği an arkadaşlar, bor çinkoyu eksik etmeyelim. Yapraktan. Bor çinkoyu yapraktan atıyoruz. Onun için bor çinkoyu atarsak tohum tutturucu olarak olur. Zeytini hazırlar arkadaşlar. Bunlar çünkü topraklarımız biliyorsunuz arkadaşlar, artık vermeden almak hiçbir şey yok arkadaşlar. O eski şeyli topraklarımız yok. Şimdi verirsen alıyoruz. Onu da yaptık şimdi arkadaşlar. Mayıs ayına geliyoruz. Mayıs ayında tahlillerimizi yaptırdıysak artık bir yıl, ha onu söylemeyi size unuttum arkadaşlar. Bak, eğer zeytin sezonunu bitirdiyseniz tahlilinizi yaptırın. Ne lazım? Hayvan gübresi lazım olabilir. Yani fosfor lazım olur, azot lazım olur. Yani hangisi lazımsa onları siz zaten size tahlilde belirtecekler. Ona göre takvimimizi işletelim. Bir, ikinci husus, şimdi geldik. Şimdi Mayıs ayı geldik. Gübrelerimizi ne yapıyoruz? Toprak altından, eğer varsa toprak altından verelim arkadaşlar. Şimdi toprak altından derken damlama sulamamız varsa bu toprak altı olabilir, toprak üstü olabilir arkadaşlar. Şimdi zeytine gübre vermek için illa da mesela topraktan değil, damlamadan verirseniz daha verimli olur. Hem gübre tasarrufu sağlarsınız, hem de istediği yere vermiş olursunuz arkadaşlar. Eğer size tavsiyem, her zaman söylüyorum, toprak altı damlama sistemini yaptırma durumunuz varsa yaptırın arkadaşlar. Onları da yaptık. Mayıs ayı geldi, verdik gübrelerimizi. Ne eksikse, potas mı eksik, humik asit mi eksik, artık fosfor mu eksik, ne eksikse onları veriyoruz. Şimdi ondan sonra ne yaptık? Çiçeklenme dönemine girdik. 10 Mayıs'ta bizim buralarda çiçeklenme dönemi oldu arkadaşlar. 10 Mayıs, 15 Mayıs'ta başladı. Çiçeklenme döneminde, çiçeklenme döneminden önce ne yapıyorduk? İşte pamucak ilacını atıyoruz. Yapraktan yine gübre verebilirsek verelim. Çünkü yaprak gübresi çok önemli arkadaşlar. Yapraktan da beslememiz lazım. Mahsuller çünkü yerden alamıyor hepsini. Onun için yapraktan da beslersek o zaman açtı çiçekleri. Çiçekleri açtıktan sonra artık bekliyoruz.
ne yapıyoruz? Saçma tanesi, büyük saçma tanesi veya mercimek tanesi kadar olmaya başladığı zaman 2 ile 4 milim arası. En güzel o. 2 ile 4 milim arası. O arada arkadaşlar yaprak gübrelerini deniz yosunu atarsak arkadaşlar besleyicidir. Deniz yosunu yaprak gübresi koyalım içine arkadaşlar. Hümik asit varsa 1,5-2 kilogram koyalım. Yani bunlar hep besleyici şeyler arkadaşlar. Bunları koyalım. Şimdi bunu koyduk, Mayıs ayı bitirdik. Yani sonuna geldi, çiçeklenme dönemi bitti. Mayıs'ın sonuna doğru bunları attık. Şimdi gelelim Haziran'da. Haziran'da her suda şeker gübreyi atalım arkadaşlar. Şeker gübre atarsak filiz sürdürürüz. Filizler yeni seneye zeytin yapmak için onu beklerler. Yoksa çok yoğun, bu sene hakikaten zeytinlerde yoğun olduğu için yeni seneye filiz yaptırmamız lazım zeytine ki yeni sene olsun. Yoksa öbür türlü bu sene attık hepsini. Ondan sonra Haziran ayı geldiği zaman potasa başlayalım arkadaşlar. Bundan sonra potas 10 günde bir, yani bir sefer değil arkadaşlar. En az 3 uygulama, 4 uygulama yapalım potasla. Potas, yaprak gübresi, bunları eksik etmeyelim. Deniz yosunu, bunları eksik etmeyiz arkadaşlar. Temmuz, Ağustos'ta bunları 10'ar gün arayla yaparsak verim o zaman arttırabiliriz. Ağustos ayı geldi. Ağustos ayı geldikten sonra artık zeytine yapılacak bir şey yok. Eğer şeyse bundan sonra zeytine artık çok da gübre vermek iyi değil arkadaşlar. Çünkü gelişim dönemini bitirmiştir. Artık olgunluk dönemine başlamıştır. Eylül ayı geldiği zaman tamamen kesilir. Zaten Eylül ayında yapılacak bir şey yok. Eylül ayında yalnız güz yağmurları yağmadan arkadaşlar bir de bordo veya bakır ilacını atalım arkadaşlar. Çünkü güz dönemi ilk yağmurlardan önce onu da atarsak yani zeytinlerimiz tamamen bu yılı tamamlamış olacağız çünkü. Ondan sonra zaten bakır atılmaz artık. Kurt ilaçları zamanı, ilanı geldiği zaman kurtlar atılır. Sap kurduna mesela yakında belki şeyler gelebilir, mesajlar gelebilir. Sap kurdu ilaçlarını ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sap kurdunu yaptırdığınızda dökülme olmasın diye onu da atalım arkadaşlar. Şimdi ondan sonra kurtla mücadele gelir. Mesela kurt. Kurtlar çok tehlikeli arkadaşlar. Kurt görülmeye başladı. Sinekler, zeytin sineği görülmeye başladı mı hiç kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. Çünkü her yerin aynı olmaz. Hemen zeytinle zeytin ilaçlamasına başlayın arkadaşlar. Zeytin sineği çok önemli. Çünkü kurt yapar. Bu sefer zeytin yağınızın da zeytininizin de şeyini düşürür. Hem kalitesini çok düşürür arkadaşlar. Onun için Ekim'e geldik arkadaşlar. Ekim'de domatesler toplanmaya başlar zaten. Ekim ayında domates zeytinleri toplanır. Bunlar sofralık olarak toplanır tabii. Uslu zeytinleri dediğimiz, eğri burun derler, uslu derler. Onlar toplanır. Ekim ayının 10'unda, 15'inde onlar başlar arkadaşlar. Onlar toplanır. Kasım 5-10 dediği zaman artık trilya tamamen ermeye başlar, olgunlaşmaya başlar. Ondan sonra onları seyrek seyrek seçerek topluyoruz biz. Siz de aynısını yaparsınız herhalde. Baştan seçeriz, bir iki el seçeriz. Ondan sonrasını tamamen yağlık yaparız arkadaşlar. Şimdi bir sezonu bu şekilde tamamladık. Şimdi gelecek sene için gene aynı şeyler devam edecek arkadaşlar. Çünkü bu sene beslersek yeni sene verim alırız. Hemen bu sene verdiğimizi yeni sene bu sene alamayız arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Size şimdilik iyi günler, bol mahsuller. Allah bereketli bir yıl versin arkadaş. Selamun aleyküm, iyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.